Değerli TV1 izleyicileri, Düşünecek de programında bu hafta yine evlerinizde misafir oluyoruz. Konuğumuz, araştırmacı yazar Furkan Yılmaz Altınas hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam malumunuz 14 Mayıs'ta Türk siyaset tarihinin en önemli seçimlerinden birisi gerçekleştirildi. Milletvekili seçimleri gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kaldı. Bu vesile ile 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerimizin ülkemize hayırlar getirmesine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bugüne kadar tüm programlarımızda siyasetten uzak durduk. Bugün gündemle alakalı özel bir program yapmak istedik. Programımızda ibret ve tekerür konusunu ele alalım istedik. Geçmişten ne ibret alacağız, geçmişte yaşadıklarımız hala tekerrür ediyor mu, edecek mi e, şeklinde bir program yapalım istedik. E, 5 Şubat'ta, 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem felaketi gerçekleşti. Ve bu deprem felaketini yaraları sarmak için devletimiz, devlet olma görevini yerine getirerek oradaki vatandaşlarımızın, her türlü ihtiyaçlarını giderme noktasında can hıraş bir şekilde çalıştılar ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Ma maalesef seçim sonuçlarından sonra o bölgemizdeki insanlara ağza alınmayacak derecede hakaretler, küfürler, söylemler, söylendi ki bu resmen vicdanlarımızı sızlattı. Oradaki insanların vicdanlarını bir kez daha gömdü toprağa. Buradan başlayacak olursak hocam, biz e, insan olarak yaratılış gayemize uygun bir şekilde baktığımız zaman nasıl bir insan olmalıyız? İnsan olmanın gerekliliği nedir? Geçmişimizden niçin ipret almıyoruz? Evet, tabii e, Anadolu olarak biz millet olarak beslendiğimiz kodlar rahmet, merhamet, şefkat, acıma, sahip çıkma, yardımcı olma, tüm bunlar aslında Anadolu'yu, bu toprak parçasını kutsallaştırmış ve Anadolu haline bu anlamda getirmiştir. Eğer bu topraklardan şefkati, rahmeti, merhameti, acımayı, sahiplenmeyi Kovacak olursak Çıkaracak olursak Bu toprakların Tel Aviv'den farkı kalmaz Ya da Washington'dan farkı kalmaz Ya da Moskova'dan farkı kalmaz Öyleyse Bizi biz yapan ve övünç kaynağı Kılan e, Bin yıldır bununla Övündüğümüz değerlerimiz Bizim e, Göklerden gelen Yani ilahi e, Eksende merhamet e, rahmet e, vasıfları özellikleri olmakla birlikte bu eksende bizim sahip olduğumuz insani değerler bizi bir başkasından bu anlamda farklı kılmaktadır öyleyse e, Anadolu ya da biz dediğimiz Müslümanlar bu millet e, bu sizin sıraladığınız o e, çok e, korkunç acınası e, halle asla tasvir edilmemeli ve anılmamalıdır. Yani eğer e, ki depremin ilk günlerinde, ilk aylarında öyle söyleyelim, ne kadar da övündük biz bu milletin ki e, deprem meydana gelince 11 ilde 81 ilin e, 70'i yollara döküldü. Yani doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm ülke Tek vücut deprem onda. bölgesine aktı. Yani öylesine müthiş bir şey ki bu. Kayseri dahil yakın bölge olmak hasibiyle söylüyorum. İnsanımız kendi evlerini belki oturmaya kıyamadığı, yeni aldığı eşyalarla birlikte eşyalı bir şekilde, donatılmış bir şekilde evlerini deprem bölgesinden gelen insanlara ücretsiz bir şekilde açtı. Ve o bugünkü şartlarda oraya giden insanlar, sizler de onlardan birisisiniz, yollarda yani kamyonların, tırların yoğunluğundan oralara ulaşmada sorunlar yaşandı. Tüm bunlar gerçekten bizi son derece sevindirdi. Ki burada ben özellikle altını çizmek isterim. İslam'ı hassasiyeti olan, ahiret bilinci ve hesabı olan kimseler burada hep başı çektiler, önde oldular ve oralara bu anlamda yardımlar sundular. Ha bununla birlikte e, insani değerlerini yitirmemiş, fıtratı bozulmamış insanlar, inanç dünyası ne olursa olsun örnek bir arkadaşım bahsetmişti. Bir Amerikalı, bir Yunanlı, bir Alman deprem sırasında yani o günlerde buraya gelerek buradan Kayseri'den fabrikalardan battaniyedir, ısıtıcıdır ve benzeri şeyler alarak kendi ceplerinden alarak deprem bölgesine gönderdiklerini bu anlamda şahit olarak bulunmaktayız. Fakat yani depremde e, bu milletin evladına, bu milletin insanına, hatta geçtik yani bu şu bilinmelidir. E, eğer bu deprem Tel Aviv'de olsaydı ve insanlar toprak altında kalsaydı, ben de gider o Tel Aviv'deki insanların toprak altında kalan insanları bu anlamda kurtarırdım. Ve onlara yardım ederdim, yardım gönderirdim. Bu özellikle Müslüman olmanın bir özelliği, ikinci olarak da insan olmanın bir özelliğidir. Fıtratı bozulmamış insanlar, merhamet e, ekseninde hayatlarını, şefkat ekseninde hayatlarını sürdürürler. Fakat sizin bu anlattığınız deprem bölgelerinden siyasi anlamda oy, e, Cumhur İttifakı'na çıkınca bu anlamda insanların ağzını bozması, küfür, hakaret içerisinde bulunmaları bana... E, Ömer Seyfettin'in Diyet isimli hikayesini hatırlattı. Hani orada şöyle bir şey anlatılır. Adam birisi e, hırsızlık yapan ya da kolunun kesilmesi gereken birisinin kefaretini verir ve kolunun kesilmesini kurtarır. Ondan e, kolu kesilmez. Fakat e, tabii kendisine bu anlamda da hizmetçi olmasını ya da yardımcı olmasını ister hayatı boyunca. Ama her defasında da o ee, kolu kesilmesi gereken ama kesilmeyen diyetini ödeyen adam her defasında başına kalkar, kakar. Yani ben işte senin kolunu kurtardım. Ben olmasam kolun kesilecekti falan diye malum. Ve bir müddet sonra adam o delikanlı kolunu keser, kendi kolunu keser ve adamın önüne atar. Buyur sen eğer başıma kalktığın şey buysa al der. Şimdi buradan hareketle Nitelikli bir insan, nitelikli bir Müslümanın yaptığı yardımları başa kalkması diye bir şey asla söz konusu olamaz. Niye? Olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ya iyiliği mealen söylüyorum tam yapın, yapamıyorsanız elinizden gelmiyorsa güzel bir sözle onları savun. Yani mazretinizi bildirin. İhtiyaç sahiplerine. sahiplerine. Size yardımcı olamadık. Kusura bakmayın diye güzel sözler söyleyin. Ama yani Verip de başına kalkmanızdan bu daha hayırlıdır diye ayetler ve hadisler bize ihtiyaç sahiplerine nasıl davranmamız gerektiğini bu anlamda anlatır. Ki şu olay çok önemlidir. Müslümanların bunun farkında olması lazım. Ve e, hayatlarını kimlerle birlikte yürüyeceklerine, kimlerle birlikte omuz omuza vereceklerine, kimlerle beraber sevineceklerini ve kimlerle beraber Üzülecekler. üzüleceklerine dikkat etmeleri bu anlamda gerekir. Peygamber Efendimiz kişi arkadaşının dini üzerinedir. Dini üzerinedir buyuruyor. Dolayısıyla burada günübirlik anlamsız ya da propaganda ve benzeri şeyler çerçevesinde bir Müslüman hayatını tanzim edemez, düzenleyemez. Onun eskimez ve pörsümez olan inanç ve inanç kaideleri çerçevesinde hayatını bir Müslümanın yaşaması lazım. Her halini buna göre düzenlemesi lazım. Öyle mi peki bu noktada hani belirttiğiniz gibi birileri deprem bölgesinde 11 ilde farklı bir siyasi oluşuma e, oy oran yüksek çıkınca onlara yönelik olarak ağza alınmayacak hakaretler, küfürler, rencide edici şeyler, başa kalkmalar. Peki bir Müslüman bu konumda ne yapmalıdır? İşte biz hani Hazreti Abi Bekir radıyallahu anh'un e, duruşunu ortaya koymamız lazım ki Allah böyle istiyor. Nedir o? Hani Hz. Ayşe annemize bir iftira atılır. İfk İf İf olayı. İfk olayı. Ve bu noktada yaklaşık 40 gün sürer bu iftira hadisesi. Allah ayet gönderinceye kadar bu olay devam eder toplum arasında konuşulur. Fakat bu iftira'yı e, yaygınlaştıran iftiranın yayılmasına sebebiyet veren Mistah adında bir sahabe vardır. Mistah hem Hazreti Ebu Bekir'e akrabadır ve aynı zamanda yoksul birisidir kendisi. Hazreti Ebu Bekir onu finanse eder. Yani geçimini o Hazreti Ebu Bekir üstlenmiştir. Yıllardan beri böyle devam eder. Fakat Ayşe annemize o münafıkların eşliğinde yapılan o iftiraya o da katılıp ve bu şekilde alet olup alet olması yani bir peygamberin eşine, müminlerin doylesi, annesine, müminlerin annesine e, efendimiz Şahsi maneviyesine, bu noktada böyle bir tavır ortaya koyunca ve sonra ayet bunu düzeltince, yani hadi annemizin asla yani zina etmediğini, onun temiz olduğunu Allah onaylayıp bu anlamda kefil olunca ve Mistah'ın da bu yalanlara katılıp böylesi bir tablo içinde bulunduğu ortaya çıkınca Hz. Bekir diyor ki bundan sonra ben bu Mistah'a yardım etmeyeceğim. Yardımımı keseceğim artık diyor. Hem ben buna yardım edeceğim, bu kızma iftira atacak, peygamberin sellem, eşine iftira atacak, münafıkların konvoyuna binerek devam edecek. Dolayısıyla ben bununla sonra bunu yap yani yardımı keseceğim diyor. Ama bunun üzerine Allah ayet indiriyor. Hayır. Yani bunlardan dolayı sen bu ihtiyaç sahibine yardımlarını kesemezsin. Devam et diye bir ayet indiriyor. Tabii mistah bu iftiraya katılmasının cezasını yani iftira cezası olarak bunu çekiyor. Yani uygun olan o cezayı İslam veriyor buna. Fakat geleceğim nokta şu. İslam yani düşmanı bile eğer ihtiyaç sahibi ise evet. ciddi anlamda onun ihtiya ihtiyaçlarını karşılama noktasında kendisini sorumlu hisseder. Bundan hareketle de ülkemizde e, deprem e, sırasında o günlerde topyekün ciddi bir e, dayanışma ortaya koyan insanımızın, e, fakat bu günlerde bazılarının, bazı kimselerinin sesleri çok çıkan diyelim, sesleri bu belki çok çıkan bir parmağı geçmeyecek insanlardır. Ama bunların ben orada yardım ettiklerini düşünmüyorum. Evet. Yani orada. Susuz kalacak, gece gidecekler, yolda kalacaklar, soğukta üşüyecekler, yağmurda kalacaklar. Kesinlikle. Onlara yardım, elini uzatacaklar. Bunların da böyle olduğunu ben düşünmüyorum. Bunlar sıçak camdan köşklerinde, saraylarında oturup yukarıdan aşağıya bakarak Fitne, fesat. eğer ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyen tiplerdir bunlar. Evet. Ama geleceğim nokta şu burada o zaman. Sizin belirttiğiniz üzere Efendimiz sallallahu ve sellemin kişi arkadaşının dini üzerinedir diyorsa o zaman bir Müslüman, nitelikli bir insan kimlerle dostluk kuracak, kimlerle arkadaşlık yapacak, kimlerle yola çıkacak, kimlerin konvoyuna binecek. Bu konuda dikkatli olması gerekir Teraset ki bu bir sorumluluktur. Evet, bu bir sorumluluktur. Öyleyse insanı sevmeyen bir kimseyle bir Müslüman omuz omuzu olamaz. Düşen bir kimseye yardım edip de sonra başına kakan bir kimseyle bir Müslüman yan yana duramaz. Ta ki onlar düzelecekler, adam olacaklar, özür dileyecekler ve yanlış yaptık Hatasını diyecekler. Hatasını kabul edecekler. Edecekler. Tamam hadi birlikte yine temiz bir sayfa açalım diye bir yürüyüş ortaya konulabilir. Değilse evet bir Müslümanın ibret alması gereken ibret ve tekerür, Bu konuda hatırlarsınız kef suresinde bahçe sahiplerinden bahseder Rabbimiz. Evet. Kehf suresinde e, Meryem annemizin kıssası vardır. Musa aleyhisselamın kıssası vardır. Kehf, ashab kefin kıssası Kısası vardır. E, kısası kıssası kısası vardır. Vardır. E, vardır. Bir de bahçe sahiplerinin kıssası vardır. Bu çok önemli. Peki ibretse evet Kur'an bize bir sayfa açıyor bu bir noktada. Bir surede evet. ibretler. İbretler, sıramış. ibretler suresi Mazlum de esrar. denilse bu sure evet uygun bir e, isim olarak alınabilir. Ki hani Kef Suresi'nin bir hadis-i şerifte ilk on ayetini ya da son on ayetini yani. her cuma okursa bir kimse imanını koruma noktasında bir adım atacağını, korunmasına vesile olacağını Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Şimdi buradaki o bahçe sahipleri e, den bahsederken diyelim ki 4-5 tane evlat bir evin e, oğulları bir de babaları var. Babalarının zamanında babaları o bağlarından, bahçelerinden çıkan ürünlerden fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine her zaman için veriyor. Asla zekatından geri kalmıyor. Zekatını evet. mutlaka veriyor. Öşürünü mutlaka veriyor. Ve bununla birlikte yine ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılıyor. Hatta öyle rivayet ediliyor ki tefsir kitaplarında. O yoksul olan insanlar o babanın döneminde hani baba ne zaman bağdan geliyor diyelim ki akşama doğru yola çıkarlar o bağın sahibi baba tabi evlatlar da var yanında onlara birlikte gelirken o yolda bekleyenleri bilir haliyle onlara yine bahçeden elde ettiği ürünlerden verir böylece evine geçer. Fakat babaları vefat edince babaları vefat edince evlatlar diyorlar ki ya bu bahçe bizim bahçemiz. Yani bu ürünler bizim ürünümüz. Evet. Niye yoksullara, niye dilencilere verelim? Bizimle birlikte gelip burada çalışıyorlar mı? Terliyorlar mı? Vermeyelim onlara diyorlar. Yani elde ettiğimiz ürünleri onlara vermeyelim diye böyle bir karar alma noktasına geliyorlar. Fakat işlerinden bir tanesi diyor ki hayır böyle yapmayın. Bu yaptığınız şey yanlıştır. Onların haklarını verelim diyor ama dinletemiyor onlara. Ve onlar diyorlar ki sabahleyin çok erkenden gidelim. Sabah namazı vaktinde veya karanlıkta. Giderken bizi yoksullar görmesinler. Gelirken de yine öyle geç gelelim. Yine bizi görmesinler. Dolayısıyla onlara bahçemizden elde ettiğimiz o ürünlerden vermeyelim. İhtiyaç sahiplerini beslenmeyelim. Onlara hayırda, hasenatta bulunmayalım diye böyle karar alıyorlar. Ve sabahleyin o Şafak vaktinde evden çıkıyorlar. İçlerinde bir tanesi dediğimiz gibi doğrudan yana, haktan yana, hakikattan yana, Allah'tan yana, zekattan yana, evet. insanlıktan yana bir duruşu var. E, fakat diğerler de günümüzün kapitalist tiplemeleri gibi. Salebe gibi eder. Evet biz kazandık biz harcayız. Ne evet. yani bir de zekat mı vereceğiz filan. Hayır evet. mı yapacağız filan. Fitre mi vereceğiz. Özür? olur mu böyle şey diyen tipler. Sabah kalkarlar. Ve yola düşerler. Kuran'ın ayetleri bize bunu anlatıyor. Ve giderler. Her zaman bildikleri o bahçelerine gelirler ama bahçe ya ateş düşmüş, simsiyah yanmış. Yani etrafındaki bağ bahçeler olduğu gibi duruyor ama bunların bahçesi kömür gibi olmuş. Kömür. Acaba yanlış mı yanlış mı geldik diyorlar? Yani kabullenmek istemiyorlar bunu. Yanlış evet. mı geldik? Yorumuş şaşırdık. Baskı yer mi geldik filan diye bu şekilde bir e, konuşma geçiyor işlerinden ama fazla geçmeden hakikati kabul etmek zorunda kalıyorlar gerçeği. Hayır, burası bizim bahçemiz. Bak komşumuz ki duruyor, diğer komşun ki duruyor, diğerinki duruyor ama bizimki e, kas katı kapkara kömür olmuş diye, kül olmuş, kül olmuş diye oturup ağlaşıyorlar orada ve diğeri diyor ki, ben size söylemedim mi? Zekatını verelim, öşürünü verelim, hayırını verelim, yoksulları görelim demedim mi? diyor. Şimdi tam da böyle. Yani evet. deprem bölgesi ve benzeri afetlerde, tusun olsun, sel olsun. olsun, başka bir şeyler olsun, insan şunu unutmamalıdır. Mülkün sahibi Allah'tır. Onun dediği gibi eğer mülk yönetilirse, Evet. Allah'ın dediği gibi yani İslam'ın dediği gibi mülk yönetilirse hem mülk sahibi hem de ihtiyaç sahipleri güzel bir şekilde oradan o paylaşarak taksimattan nasibini alacak. Evet, taksimattan nasibini alacaklardır. Yok. Eğer bu anlamda mülkün sahibi mülkün Allah'ın olduğunu unutur da kendisini bekçi olduğunu unutursa benim dediği an mülk onun delinden gider. Evet. Diğerler de istifade edemez. Kendisi de bu anlamda istifade edemez. Şimdi bundan hareketle deprem bölgesindeki insanlara, kardeşlerimize, bacılarımıza, ablalarımıza, bizim insanımıza inancı ne olursa olsun bu bayran altında yaşayan, bu topraklarda yaşayan, bu Misakı misak-ı milli sınırlar içerisinde yaşayan ve bu alamda bize ait olan bu insanları hiç kimsenin üzmeye hakkı yoktur. Eğer o insanlar dilleriyle, yazılarıyla, kalemleriyle, youtuberlarıyla birlikte o insanımıza yani yedisine yetişine kadar üzecek bir cümle kullanıyorlarsa milletimizin vicdanı bunu not eder. Milletimizin kalemi bunu not eder. Melekler bunu not eder. Biz bunu not ederiz. Ve bu insanlara asla bu çerçevede toplumsal anlamda e, yönetme noktasında Onlara izin vermeyiz. Evet. Niye? İnsandan yana olamayan, yoksuldan yana olamayan bir kimse, bir zihniyet, bir, zihniyet, bir anlayış nasıl olur da onun eline hadi al bakayım dulu yetimi, genci, yaşlı, ihtiyarı, yönet. zayıfı filan yönet. Hiç Bu ülkenin yeraltı ve zenginlikler yönet diye bir şey söylenebilir. Asla. Bu uygun değildir. Dolayısıyla e, o yaklaşım tarzlarına ben de şahit oldum ama çok üzüldüm. Ama çok üzüldüm. Neden? Hani dikkat ederseniz, bir gün hiç unutmam e, bu konferans serilerinde konferans verirken ben e, bir kare paylaştım şeyde e, yansıya yansıttım o bulunduğum yerde, bruskosyon bruskosyon'da evet. E, şey şuydu e, bir şey kafes. E, kafesin içerisinde e, bir kuş ve o kafes e, suyun üzerinde bir tahterevelliye konulmuş. Bir tarafında evet. kafes ve kuş ama kafesin kapısı kapalı. Diğer tarafında da özgür hür bir kuş bekliyor. Yani buradaki kuş uçmuyor. Uçsa kalkıp gidecek çünkü kafesin içinde değil. E, ama bu giderse kafes İçindeki kuşla birlikte suya sulara bakacak. gömülecek. Evet. O kuş orada uçmadan bekliyor. Eğer kalkarsam kafesle birlikte içindeki kuş da suya gömülecek diye. Bu belgesellere baktığımızda nice hayvanlar affedersiniz böyle yardımseverlikte fıtrata uygun bir şekilde fıtrata uygun bir şekilde müthiş bir dayanışma vicdan duruşu. Vicdan duru vicdani bir duruş. Evet. Evet ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani çok özür dilerim. Evet. Hayvanların bile vicdanı Evet sızlarken insanlıktan nasibini almamış bu insan müsveddelerinin vicdanlarını artık milletimize havale edelim. Aynen öyledir. Hocam Allah razı olsun. Hocam Cemal genelde e, şu son zamanlarda 2000 öncesindeki en büyük problemlerimizden bir tanesi Müslümanlara karşı yapılan hak ihlalleriydi ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğünün gasp edilmesiydi. Laiklik adı altında bu ülkede kızlarımız başlarını açıp açmalarına zorlandılar. Başlarını açmayıp üniversitelerini okumadılar. Sakallarını kesip üniversitelerine gidemediler. Namaz kıldıklarından dolayı mesleklerinden ihraç edildiler. Ezanları Türkçe'ye çevirmeye kalktılar. Kur'an kuslarımızı kapattılar. Hedeflerindeki tek şey İslami her ne olursa olsun bunu ülkemizden kazıyıp yok etmekte. Ama elhamdülillah muvaffak olamadılar. Ve malum bu seçim döneminde yine buna benzer manzaralarla karşılaştık. İşte yaşlı bir teyzemizin çarşafı açılmaya çalışıldı. Bir metroda, tramvayda giden iki tane gencin sakallı ve şalvarlı olmasından dolayı çok ağza alınmayacak sinirli gaflı küfürler edildi. Defolun gidin bu ülkeden denildi. Veyahut İzmir'de bir otobüste giden bir yolcu sakalından dolayı bura İzmir burada bu tiplerin işi yok denildi. Yani bunun gibi daha sıralayacağımız Kur'an kurslarının camları kırıldı. Camilere ayakkabılarla girildi. Kur'anlar e, atıldı. E, ezanlar İç ezan okunsun, minarelerde ezanlar okunmasın denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız denildi. Şimdi bunu diyen insanlara baktığımız zaman e, laik, kült kültürel anlamda e, üst seviyede, çağdaş, e, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerinde, aydın e, gibi ifadelerle nareler atan tipler. Bunların ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü, çağdaşlığı, uygarlığı yani neresinde? Tabii şöyle bir tanım yani e, bu sıkça hep kullanılır. İşte muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, muasır asırdan çağdaş medeniyet evet. anlamına gelir. Asrın üzerinde bulunmak, Yani işte, bulunmuş olduğun çağ uygun gengimiz, bir şekilde. Evet çağa işte uygun bir hayat tarzı ve de anlayış. Ee, buna benzer sözler ya da işte ileri demokrasi, demokrasi, batı, özgürlükler gibi çokça cümlelerin böyle havada uçuştuğu bir İçi e, boş zaman diliminde bu anlamda yaşıyoruz. Evet. Ee, şimdi aslında e, suç, ceza ya da e, mükafat, ödül. Hz. Adem'le birlikte başlayan o insanlık sürecinin günümüze kadar ve kıyamete kadar süresinden olan... devam edecektir bu. Var olacaktır suçlar, cezalar, ödüller, mükafatlar, tüm bunların hepsi. Yani burada e, değişen sadece insanın kendisidir. Evet Yani biz 21. yüzyıla dünyaya geldik ama bundan 100 yıl önce dedelerimiz vardı. Ve ondan 100 yıl önce onların dedeleri vardı, büyük dedelerimiz vardı. Fakat insan her zaman için suça açık, mükafata açık, cezeye açık, iyiliğe açık, rahmete açık, merhamete açık bir boyutu olan bir Varlık varlıktır var. bu evet. anlamda. Aslında yani iki yıl öncesi insanının cahil ve mağara vari bir hayat yaşadığını söylemek bir bütün olarak mümkün değildir. İnsan e, o vicdanını e, yani vahyin kontrolünde bir düşünce boyutu, vicdani bir hareket ortaya geçirecek olursa bu insan sevilen e, örnek insan saygı duyulan saygı duyulan bir e, şahsiyet olarak, şahsiyet karşımıza, olarak çıkar. karşımıza çıkacaktır. Yok ama öldüren, yok eden, tetiş eden işte kadınları efendim içlerine şeytan girdi diye cin girdi diye ateşe atan tipler çıkar mı? Giyotinlerde Avrupa'nın Avrupa'nın hani bilim adamlarını kesenler, yok edenler, sürenler ha bu tipler de ortaya çıkar bu noktada. Ama bizim yani şu an için ideal insan nedir dediğimizde ideal insan diplomalı insan değildir. Evet. İdeal insan birkaç üniversite bitirmiş insan değildir. Birkaç ideal insan, insan değildir. Çok para kazanan insan değildir. İdeal insan çok zengin olan bir insan değildir. İdeal insan efendim her gün bir farklı giyinen farklı tarz uslup değildir. İdeal insan kendisine ve çevresine faydalı olan kimsedir. Evet. İdeal olan insan. Bu konuda Hazreti Peygamber Aleyhisselam öyle buyurmuyor mu? Sizin en hayırlınız. yani İnsanlara insan, en faydalı olanınızdır. En faydalı olanınızdır buyuruyor. Burada diploma yok. Tamam diploma eğer e, kültürün e, iyi düşünmenin nitelikli bir davranışın bir vesilesi oluyorsa tabii ki olmalıdır. Ama söyleyin ben size belki 30 yıl önceydi bir makale okumuştum. İngiltere'de hırsızlık yapan insanlardan çoğunluğu üniversite mezunu insanlar. Evet. O günkü 30 yıl öncesindeki bir tespit. Diplomalı. Evet diplomalı. İngiltere'de hırsızların hapishaneye giren hırsızların çoğunluğu e, üniversite mezunu insanlara karşımıza çıkıyor. E şimdi de zaten baktığımız zaman Avrupa örneğinden temelde bu anlamda verelim. Yani sıradan bir insan Amerikan arka sokaklarında bir zenci en fazla çalsa çalsa bir araba çalar. Evet. Veya birisinin işte birkaç Gasp yüz eder. dolarını alır. Fakat kravatlı hırsızları Amerika'nın, İngiltere'nin, Kanada'nın kravatlı hırsızları onlar yani değil sadece Amerika'nın, Kanada'nın, İngiltere'nin yeryüzü mazlumlarının ve yoksullarının kanını emerler. Kanını alın terini çalalar, çalmaktadırlar. Evet. Bundan hareketle diploma belki çok affedersiniz cahilliği örter ama eşeklik baki kalır yani. Evet. Bunun hareketle günümüzde insanların işte oylarına, davranışlarına, yaşayışlarına ve benzerlerine müdahale edip de gidin baskerle diyen tipler ya yani diplomaları olabilir ama onlarla onların bir şeyi baki kaldığı bir gerçektir. Ya bir insan bir Müslüman bırakın insana ya yerde yürüyen bir canlıya yani bir karıncaya, bir kelebeğe, bir böceğe, bir kurbağa, bir yılana saygı duyar. biz, biz bir Müslüman olarak Allah domuzu Kur'an'da yasaklamıştır. Asla yemeyiz bir mümin olarak. Fakat diyelim ki tarlada ya da yaylada ya da işte arazide giderken karşımıza domuz çıktı. Elimizde de tüfek var. Biz de o domuzu durduk yer öldürmeyiz ki yani. Veya ona elimize sopa bunu onu kovalamayız, taş atmayız ona. Niye atalım? Niye işkence edelim o hayvana? Ekolojik dengeli tamam. bir parçası da. Yani tamam yemeyiz. Ta mesela bizi koyarız ama onu da tabiri caizse üzmeyiz ya. Evet. Peki nasıl da iki ayaklı olan bu varlıklar hem cinslerine insana karşı kendisi gibi giyinmediği için, kendisi gibi görünme, kendisi gibi görünmediği için, kendisi gibi inanmadığı için, kendisi gibi alkol almadığı için, kendisi gibi uyuşturucu almadığı için, kendisi gibi bu hayatı yaşamadığı için bu ülkenin insanına, bu ülkenin insanına nasıl olur da bu şekilde bir tavır alır ve onu yok sayar, imha etmeye kalkar, hayat ona zindan eder. Bunu anlamak bu çerçevede asla mümkün değildir. Dolayısıyla bizim e, yani e, insanımızın e, şunu bilmesi lazım. Yani bu tipler nerede duruyorlar? As açıkçası ben merak ediyorum. Nasıl? İngiltere'ye baksınlar. İngiltere'nin başbakanı şu anda kim? Hindistan ya da Pakistanlı birisi, Sunak adında birisi. Evet. Yani İngiliz değil adam. Hint kıtasından gelmiş. Evet. Sorsak ben Müslüman diyecek yani. Evet. Müslüman birisi. Ama İngiltere'ye başkan olmuş adam. Başbakan olmuş. Peki İskoçya'nın şimdiki başkanı başbakanı. Hamza adındaki birisi başbakan. Yine Hint kıtasından. Evet. Bir Müslüman. Yani bir Yemen'den gelen bir Müslüman. Evet. Peki İngilizce, şey Amerika'nın neyse o senatosunda meclisinde filan bir sürü Müslüman e, kökenli bir insanlar çok var. Ya yani şimdi Türkiye'de Müslümanlara hayatı dar etmek isteyen, zindan etmek isteyen inananlara, bütün insanlara hayatı dar etmek isteyip de gidin buralardan. Burası bize ait. Siz nereden geldiniz gibi cümleler kuranlar aslında bu muasır medeniyet yani bu çağda da yaşamıyorlar. Evet. Bunlar Nereden besleniyor? Eğer siz Londra'dan besleniyorsanız, Londra ya onlar de. sunağa saygı gösteriyor. siz bu insan ki sunak onlardan değil. Evet. Başbakan Hindistan'dan veya Pakistan'dan gelmiş, onlardan değil. Ona saygı gösteriyorlar. İskoçlar Yemen'den gelen bir başbakan'a saygı gösteriyorlar. Peki bizim bu ülkemizdeki insanlar Müslümanlara, bütün dinlere karşı, yani farklı düşünceye karşı asla böyle toleranslı olmayıp. Müsamamı yani karşı. müsamaha göstermeyip yok etme, imha etme gelirsek astarız, keseriz, biçeriz, doğrarız filan diye. Yani bu bu düşünceye bu yapı insani bir yapı değil. İnsani bir yapı değil. Allah eğer isteseydi tüm insanları kendisine iman eden kimseler yapardı. Evet. Allah bize bu izni vermiş insanlara yani. Doğruyu göstermiş. Doğruya gidin. Eğer size verdiğim bu imkanları iyiye kullanmazsanız ben size bunun hesabını sorarım demiş. Ama zoraki onları da meyhaneden ya da uyuşturucudan ya da başka bir yerden ya da başka yerlerden alıp getirerek camiye tıkmamış. Size ne oluyor da insanları böyle ee, bir kalıba sokmaya, çalışır. kalıba sokmaya çalışıp inançsız ne diyeyim bağımsız ahlak, ahlak onların deyimiyle ne belli olmayan bir tip haline getirmek istiyorsunuz. Siz kimsiniz? Dolayısıyla bu, e, bırakalım dini, vicdani, e, merhamet eksenli bir dünyanın mensubu olmalarını, yani bunlar e, ne diyeyim, batılı tip de olamıyorlar. Bu Çünkü, dünyanın insan değiller Değil, bunlar. farklı bir yerden gelmişler sanki. Belirttiğim gibi işte, e, Trump'tan önceki adam kim diyor? Obama. Obama ya siyah bir insandır, Amerika'yı yönetti. İşte Sunak, İngiltere yönetiyor. Hatta ondan önceki adam Boris Evet Çankırı'da. Şeye, Türkiye'den giden evet. dedesi Osmanlı, Osmanlı Paşası. Paşası birisi. E Peki buradakilerine ne oluyor da bu topraklarda yaşayan e, bayrağa, ezana, vatana saygı duyan insanlar yönelik olarak böyle imha edici cümleler kullanıyorlar. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Yani vicdan, vicdani bir sıkıntı var. Düşünsel bir sıkıntı var, inançsal bir sıkıntı var, birlikte yaşama noktasında bir sıkıntı var, beraber yaşama noktasında bir sıkıntı var, kader birliği etme noktasında bir sıkıntı var. Dolayısıyla biz, ha bu insanlar şöyle bir tavır takınmıyoruz, o zaman siz gidin. Hayır, bu yanlış bir şeydir. Birlikte, yani e, birlikte bir rehabilite diyeceğimiz, birlikte yaşamanın, e, kodlarını paylaşacağımız yani bu gökyüzü, güneş, yağmur, toprak herkese yeter çerçevesinde e, bir eğitim, bir müfredat ortaya konularak birlikte yaşanılmasını bu insanlar öğretmek lazım. Mevlana Hazretlerinin yaratılanı severim, yaratandan ötürü felsefesini evet. bu topluma yine yeniden öğretmek lazım. Bunu zaten Osmanlı, evet Yunus Emre'nin de değil mi o yaratılandan Ötürü herhalde neyse evet, olabilir. sever severim, yaratmağından evet. ötürü. Osmanlı bunu başarmıştır. Selçuklu'da başarmıştır. Evet, Selçuklu'da başarmıştır. Yani üç kıtada Osmanlı faaliyetlerini, Osmanlı medeniyeti anlayışı ki İslam medeniyettir. Yemen'deki insanlar da kendi varlıklarını korumuşlar. Arnavutlar kendi varlıklarını korumuşlar. Bulgarlar kendi varlıklarını korumuşlar. Özellikle 1495'li yıllarda, 1500'lü yılların başında İspanya'dan Osmanlı kıtasına yani Hinterland'ına gelen Yahudiler hiçbir şeylerini kaybetmeksizin, örf, adet, gelenek, değil. inanç, değil tüm şeylerin hepsini e, muhafaza etmiş, korumuşlar ve bugünlere kadar gelmişler. Asimile edilmemiş. Asimile edilmemişler. Suriye'deki insan Türkçe konuşmamış, zorlanmamış. Lübnan'daki, Libya'daki insan Türkçe konuşmaya zorlanmamış. Herkes kendi var olduğu müddet, varlığını ülkenin yasalarına itaat ettikleri müddetçe, huzuru bozmadıkları müddetçe herkes kendi inanç tarih çerçevesinde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bu bizim kodlarımızda vardır. İslam bunu bize sunar. İslam bize bunu sunar. İslam önce öğretir, önce eğitir, önce muhafaza eder, önce e, nitelikli bir hale gelmesini bu anlamda sağlar insanı, sonra suç işlerse onun cezasını verir eğitmeden, öğretmeden yanlış yapana da İslam niye yanlış yaptın diye bu anlamda sesini yükseltmez. Hocam e, malum bir seçim süreci gerçekleşecek. Evet. Ve bizler de ülke olarak, millet olarak e, dünyada özellikle batı ülkelerinin, emperyalist ülkelerin hedef noktasındayız. Ve bu noktalardan bir tanesi de birincisi ahlaki dezenformasyon toplumumuza doğru toplumumuza direkt yöneltilen. İkincisi terör örgütlerinin direkt olarak desteklenmesi, ülkemizin ve bölünmez bütünlüğümüzün parçalanmasına yönelik faaliyetleri. Üçüncüsü ise ekonomimizi yine eskiden olduğu gibi işte tefecilerin hükmüne sokmak istemeleri, işte IMF gibi, uluslararası para fonları gibi onları ülkemize borçlandırıp yine bizi sömürme hedefleri var. Batı'nın bu şekilde hedefleri var. Şimdi toplumda ahlak olmazsa bu toplumda terör hakim olursa, ekonomimiz bağımsız olmazsa ülkemizin bölünmez bütünlüğü hiç şüphesiz tehlikeye girecektir. Ki bizler de Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelmiş geçmiş Türkiye Cumhuriyeti toprakları sınırlar içerisinde Osmanlı toprakları sınırlar içerisinde ve Selçuklu toprakları sınırlar içerisinde her zaman huzuru, medeniyeti ihya etmiş bir milletin mensuplarıyız. Yine bir Selçuklu olmak için, yine bir Osmanlı olmak için tarih bilincinin eğitimimizdeki yeri ne olmalıdır ki bu ülke terörle, ahlaksızlıkla, ekonomik o anlamda kuşatmamayla ilgili nasıl bir önlem alsın? Tabii e, tarih bilinci e, mutlaka bir insanda bulunması gerekir ki tarih bilinci varsa bireyi aile yapar tarih bilinci aileyi toplum, toplum yapar toplumu da devlet yapar eğer e, tarih bilinci olmazsa insanlar bireyselleşir yalnızlaşır e, anlamsızlaşır bu noktada dolayısıyla. Bir idealin ortaya çıkması ve idealizme dönüşmesi, bir fikrin bir hedefe dönüşmesi, bir ahlakın bir yaşam şeklini alması için bu noktada mutlaka tarih bilincine ihtiyaç vardır. Tarih ve tekerür, hani Mehmet Akif'in Allah rahmet eylesin, eğer ibret alınsaydı hiç tarih tekerür eder miydi diye bir buna benzer bir şiirin şiiri vardır. Bundan hareket de bizim yani e, tarihi çok ötelere giden hem İslam tarihi olarak hem milli tarih olarak bu noktada e, bizim e, geleceği yeniden inşaımız ve kurgulamamız noktasında mutlaka e, gerek sandan bu tarafa, gerekse Hazreti Adem'den ve e, Hazreti Peygamber'den bu tarafa olmak üzere e, tarihi çok iyi bilmemiz, okumamız ve bu bilinci taşımamız gerekmektedir. Ki bundan hareketle biz e, baktığımızda e, Selçuklulardan bu tarafa, Osmanlılar dahil e, biz insanlığa yani dünyaya e, ahlakı, adaleti ve üretimi götürme noktasında bir gayret ortaya koyarken Avrupa'ya bu noktada yönümüzü dönüp oralara e, iyiliği, güzelliği götürmeye çalışırken fakat iyiliğin muhalifleri, iyiliğin muhalifleri, adaletin muhalifleri, bu çerçevede tam tersi çalışmalar ortaya koyarak saldırılarını bu anlamda ortaya koymuşlardır. İyiliğin muhalifi derken şu, yani peygamberlerin en büyük muhalifi şeytandır. Evet. Hangi peygamber gelirse gelsin, yani o şeytan Adem'e de düşmandı Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a da düşmandı o şeytan. Musa'ya da, İsa'ya da Aleyhisselam ve efendimize de düşmanlık vardı. Şeytanın varlığı iyiliğin düşmanı olmasıdır. İyiliğin güzelin düşmanı olmasıdır. Bunun hareketle iyiliğin yanında kim duruyorsa, iyiliği kim kuşanmışsa karşısında düşman her zaman için varola gelmiştir. Ha bu İngiltere olmuştur, Amerika olmuştur, Tel Aviv olmuştur, Moskova olmuştur, başkalar olmuştur ve yerel anlamda Batı başkentlerinden beslenen iki pasaportu, birden fazla pasaportu olan tipler, o beslendikleri kaynaklardan hareketle iyinin, güzelliğin, doğrunun, tarihin bu anlamda düşman olmuşlardır. Ezanın, bayrağın, vatanın bu anlamda düşman olmuşlardır. Dolayısıyla burada Müslümanlar şunun farkında olmaları bir kere. Yani biz, yani muhaliflerimiz ya da muhataplarımız hangi dinden ya da hangi inançtan olursa olsun biz onların yaşama haklarını, var olma haklarını garanti etme noktasındayız. Bunu inancımız bizden ister. Ta ki saldırmadıkları müddetçe Müslümanlar onlarla birlikte aynı şehirde yaşayabilirler. Hiçbir noktada sorun yok. Ama Müslümanlara saldırılarını sürdürürler, Müslümanların aleyhinde bulunurlar. Onları imha ve yok etme noktasında bir gayret ortaya koyarlarsa işte o zaman tablo değişir. Evet. Nasıl? Hz. Peygamber aleyhisselam Mekke'de Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de Yahudiler vardı. Üç farklı evet. e, kabileye mensup. Medine Sözleşmesi var. Evet. Evet, yani onlarla ilgili Efendimiz bir sözleşme ortaya koydu. Ve tarihte ilk anayasa olarak e, Medine Sözleşmesi'nin e, var olduğunu biliyoruz. Yani 1200'lü yıllarda Magna Carta İngiltere'de ortaya çıkan o müsveddeye e, kralın halk ile değil o derebeylerle ser, serflerle e, birlikte bir anlaşma yapmasını ilk anayasa taslağı olarak kabul edilir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, daha 600 e, onlu yıllarda 620'li e, yıllarda pardon. 620'li yıllarda ilk anayasa taslağını Medine kardeşliği olarak e, bunu ortaya koymuştur. Medine'de bulunan Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler ve müminlerle birlikte birlikte yaşama, bir arada Medine'de yaşama anlayışını ortaya koymuştur. Fakat e, şu bir gerçek ki biz Müslümanlar ya da melekler her zaman için merhametli davranmışlardır. Hep acıma hislerini beraberini taşımışlardır. Yani yoksula, kadına, düşküne, ihtiyara, din adamlarına, evlere, meskenlere, hayvanlara karşı hep müminler bu zihniyeti taşımışlardır, bu müşrik ruhu taşımışlardır ve biz hiçbir savaşta e, silahsız insanlara teslim olan insanlara kılıç kaldırmamışız, e, kadınlara, çocuklara, efendim din adamlarına saldırıda bulunulmamıştır, e, ibadet yerleri olsun e, yıkılmamıştır, e, hayvanlar öldürülmemiştir, su kaynakları kurutulmamıştır. Yani onlara bu anlamda yaşam hakkı verilmiştir. Fakat Müslümanlara yani onlara gelince Müslümanlara karşı en hunharca, en gaddarca, en yok edici ve imha edici bir şekilde bir yöntem bağımlı kullanılmıştır. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz nokta şu aslında. Yani 300 yıldır Batı ortaya koyduğu izimleriyle izimleriyle bir yönetim tarzı geliştirmiştir. Fakat 300 yıldır dünya insanı huzura hasret kalmıştır, mutluluğa muhtaç kalmıştır, İyiliğe, iyiliği özlemiş susamıştır. Ama bunların hiçbirisi dünya insanına bu anlamda bu e, Batı'nın ortaya koyduğu yönetim anlayışı ve tarzı mantığı bunu sunamamıştır. bunu sunamamıştır. Yani e, kapitalizm diye bir şey ortaya koymuş, insanları sömürmüş. Faşizm diye bir şey üretmiş, Irkçı ırkçılığı ortaya koymuş. Nazizm diye bir şey ortaya koymuş, daha beterini ortaya koymuş. Maksizm, komünizm, sosyalizm diye bir şey İlçizliği icat etmiş. Popalamış. Yani yok etmiş insanları, öldürmüş, kahretmiş. Maoizm diye bir şey çıkmış, böylesine olmuş. Yani sekülerizm diye bir dünya oluşturmuş, insanlar dinden koparmış. Hümanizm demiş, insanı tanrı yerine getirmiş. Baktığımızda Batı, deneme yanılma yoluyla aslında mutluluğa ulaşma diye bir şey de deniyor ama sadece bir avuç insan için bir dünya kuruyor. Evet. Ee, ki bunlar da düşen olursa anda kurt onu yiyor. Onu kurtların kuralıdır bu. Ee, bu çerçevede batı yani aslında şunu beraberine götürüyor. Antik Yunan'da biz ve ötekiler, şehirliler ve diğerleri. Evet. Yani biz ve barbarlar diye bir mantıkları vardı. Antik Yunan'ın Roma'ya sirayet etti bu ve şimdi günümüze geldiğinde de aslında batılılar yani iman etmemiş, İslam'la şereflenmemiş, tabi her, herkesi bunun içine katmayız, İslam'lar hariçtir deriz bu noktada ama kendilerinin haricindeki tüm insanlığı bir köle ve kendilerinin hizmetçi ve bir zevk aracı olarak görmektedirler. Bundan hareketle mazlumların umudu olan bir Türkiye var şimdi. Geleceğim nokta burası mazlumların umudu olan bir Türkiye vardır. Evet. Bu Türkiye her ne kadar 200 yıllık süreç içerisinde Batılılar tarafından asimile edilmek istense de edilememiştir. Edemeyecekler. Edemeyecekler de inşallah. Başarıya ulaşamayacaklar. Dolayısıyla şimdi Türkiye yine kendi kodlarında küllerinden doğarak bir medeniyet inşa etmeye, bu medeniyetin temeli merhamet ve rahmet, şefkat, acıma temelli bir medeniyet, ahlak ve adalet medeni, temelli bir medeniyet inşa etme noktasında Türkiye'nin bir ayağa kalkışı vardır. Türkiye'nin bu e, yani şu cümle çok aslında e, önemlidir. E, dünya beşten büyüktür Büyük. sözü. Yani bu e, Türkiye'nin e, e, içine yönelik siyasi bir cümle değil. Ben bunu böyle görmüyorum. Tüm insanlığa İnsanla yönelik Meksika'daki o insanın Amerika'da Kızılderili olan insanların Arjantin'deki bulunanların e, Avustralya'da bulunanların efendim e, Orta Asya'nın derinliklerinde bulunanların Doğu Türkistan'da bulunanlara e, olursa olsun. nerede olursa olsun Avusturya'da aborjinlere yönelik olsun Balkanlardakilerine olsun Amerika'nın arka sokaklarında bulunan insanlara yönelik olsun bu cümle insanlığa yönelik olan bir cümledir batının efendilerine dünyanın Jandarmalarına soyunmuş o kimselere, onların gözlerinin içine baka baka tüm dünya halklarına sesleniş. Siz bunlardan büyüksünüz. Sadece bu dünyayı yönetmede karar alma merciler bunlar değil. Siz de bu karar alma merci içinde olmalısınız diye söylenen bu cümle evet bir umut cümlesidir. Bir umut cümlesidir bu. Yani dünyayı gezmeyen, görmeyen bunu farkında olmayıp bunun... Hiçbir siyasi ma söz olduğunu söyleyebilir. Değil. Gezenler, görenler, tanışanlar bunun çok farklı bir şey olduğunu yine o Davos'ta siz öldürmesini iyi bilirsiniz. Sahirlerdeki çocukları, oynayan bebeleri katletmeyi iyi bilirsiniz diyerek dünyada yani kabil olmaya soyunmuş kabil olmaya soyunmuş o insanlara karşı bir e, parmak sallamak dünya mazlumlarının parmağını sallamak gibi bir durumdur bu. Mazlumların Bunda umudunu yaşayacak. Mazlumların umududur. Türkiye mazlumlara umut olması hasebiyle, bunun kıymetini bilmek lazım. Yani Suriye'yi görüyoruz, Irak'ı görüyoruz, Lübnan'ı görüyoruz, Ermenistan'ı görüyoruz, Yunanistan'ı görüyoruz, Libya'yı görüyoruz. Yani Avrupa'nın hali ortada. Yani bütün bunlarda bir istikrar limanı olan Türkiye'nin, daha da istikrarlı bir hale gelmesi, daha güvenilir olması, daha adil, daha ahlaki, daha yaşanılır olması noktasında bu ülkede bulunan herkesin ama herkesin üzerine düşen görevler vardır. Ama altın özellikle çiziyorum. Batı'nın modası geçmiş, vahşi kapitalizmden beslenen zihin yapısı ya da hiçbir ahlaki kural tanımayan, vicdanını yitirmiş, makavaliist yani ben mantıklı batıdan ithal eden bu düşüncelerin bu ülkeye katacağı bir şey yoktur Vahiy ekseninde Vahiy ekseninde merhameti ahlakı adaleti yüklenmiş olan bir zihin dünyasının bu topraklara katacağı çok şey vardır evet. ama tekrar altını çiziyorum bu ülkenin bayrağına bu ülkenin ezanına bu, bu ülkenin özgürlüğüne dil uzatmayan, müdahale etmeyen, bu üçlü eksende yaşayan herkes bu ülkede yaşamaya hak ediyor ve yaşamalıdır. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak da biz e, bir şeyin garantisi olmalıyız, özgürlüğün garantisi, ahlakın teminatı. evet ahlakın teminatı, adaletin teminatı olma gibi bir yükümlülüğümüz, bir zorunluluğumuz var. Bu noktada gayret göstermeliyiz. Evet. Tarihten gelen sorumluluğumuzla evet. birlikte istiklalin ve istikbalimizin teminatı ümmet açısından bu topraklardan tekrardan yeşerip inşallah tüm mazlumlara yine umut olacaktır. İnşallah. İnşallah. Hocam, programımızın sonuna geldik. İslam ve Türkiye olarak bakacak olursak, malumunuz İslam'a ilk girdiğimiz günden Karahanlılardan, Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya bu aziz millet her zaman için mazlumlara umut oldu. Ve her zaman şemsiyesi altında farklı dinlerdeki, farklı mezheplerdeki, farklı inançtaki insanları himaye etti. Hak özgürlüğü açısından hiçbirinin hakkını ihlal etmedi ki en basitinden Bursa Ulu Cami'de bir e, Yahudinin e, toprağın olan yeri mescide katmadı. Orada bir çeşme vardır, su vardır mescidin içerisinde. Onun hikayesinde bir Yahudinin arazisi oldu ve onun mescidin içerisine katılmaması olayı bile bizim e, gönülsüz bir şekilde hiçbir milleti baskı altına almadığımızı gösteriyor. Hocam yarınlarımız için e, bu ülkede neler ...olmasını temenni edersiniz. Evet. Tabii bu ülkeye... ...sahip çıkacak, bu ülkeyi yönetecek... ...bu ülkenin... ...yani... ...çağların üstünde, küresel anlamda... ...bir yaşanılabilir... ...bir ülke haline gelmesini... ...sağlamak... ...şüphesiz ki... ...bizlerin, bu ülkede yaşayan... ...insanların... ...en önemli sorumlulukları arasında... ...yer almaktadır. Bu nasıl sağlanacaktır dediğinizde İslam ve Türkiye diye bir başlık kullandınız. İslam yani Allah mı iyi bilir yoksa yaratılan mı iyi bilir? Ayet-i kerime, yaratan mı iyi bilir yoksa yaratılan mı daha iyi bilir diye o ayet-i kerimeden hareketle biz şunu kabul etmek zorundayız herkesin. Allah daha iyi bilir. Öyleyse vahyin ekseninde bir hayat tarzı, bir dünya oluşturmak zorundayız. İslam ve Türkiye ee, gençlik yıllarımızda belki Türkiye'deki o e, baskıcı Jacoben tavır yani e, ezanı hasret kalmak yani bir radyodan ezan okunduğu ilk o 90'lı yıllarda ya bu nasıl müthiş bir şey. ya yani o kadar hasret kalmış, nedir yani radyodan bir ezan okunsa yani okunması ama okutulmamış. Yani ilkokul bitiren bir adam yani bir çocuk camiye gidemiyor. Yani bir takım şeyler e, olumsuz böyle. Ne diyeyim işte ikna odaların kurulması filan bunlar tabii canımızı çok acıtmıştı idi bu noktada ama e, geldiğimiz noktaya baktığımızda Türkiye'nin diğer İslam ülkelerine göre diğer e, coğrafyalarda bulunan Müslümanlara göre Türkiye'li Müslümanların ben ufkunun daha açık daha e, böyle güzel sağlıklı bir düşünceye sahip olduklarını bu anlamda söyleyebilirim şimdi siz tabi daha çok umre ve haç vesilesiyle dünya Müslümanlarıyla Mekke'de, Medine'de karşı karşıya kaldınız, tanıştınız, oturdunuz, kalktınız, dinlediniz onları. Ben de defalarca bu noktada Mekke ve Medine'de bulunan hasebiyle onlarla temas kurup onlara i̇letişim. konuşmam, iletişim. Ama bununla birlikte Kenya yolculuğumda Kenyalı Müslümanları, Burkina Faso, Burkina Faso'daki Müslümanlar, Savaştan önce Suriye'ye gittiğim ziyaretlerimde, Balkan ziyaretlerimizde tüm bunlarla e, dünya Müslümanları ile Türkiye'li Müslümanları bu anlamda karşılaştırdığımızda, e, Türkiye'li Müslümanların yani Türkiye'deki İslam'a anlayışın bir başka ifadeyle daha sağlıklı, daha can alıcı, daha e, realist, gerçekçi, daha kuşatıcı bir İslam'a anlayışın Türkiye'de var olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani dünyada Müslümanların özgürlüklerine bir bütün olarak kavuşması, mazlumların sömürgeden uzak tutulması, özgürlüklerine kavuşması noktasında ümit vaat eden ülke hangisidir diye bir soru sorulsa, bunun sadece Türkiye olduğunu söylemek lazım. Türkiye hilafetin merkezidir dolayısıyla üç kıtaya ve dünyaya yön veren bir ülke, bir başkent konumundadır Türkiye. Bundan hareketle Türkiye'nin üstleneceği rol hem tarih, hem kültür, hem insan, hem inanç, hem de coğrafi olarak bulunduğu jeostratejik bir konumdan dolayı Türkiye bunu hak ediyor. Dolayısıyla biz bunu geciktirmemek zorundayız. Yani bizi bekleyen insanlar var tabiri caizse evet. bu noktada. Öyleyse yani bir Endonezya bir Malezya ya da bir Doğu Türkistan ya da Balkanlar ya da bir başka yerde ya da bir Libya ya da bir Arabistan ümmetin yükünü çekebilecek bir katolizler görevini yapması mümkün değil. Lokomotif olma şansı yoktur. Yani bunu tarih vermiyor, insan gücü vermiyor ya da insan anlayışı niteli bunu vermiyor onlara. Ama Türkiye ee, bu noktada benim edindiğim tecrübeler, okuyuşlarımın, okumalarımın sonucunda gördüğüm, izlediğim kadarıyla bu anlamda söylüyorum. Hani laf arasında şunu söyleyeyim. Her gün izleyebildiğim, takip edebildiğim kadar uluslararası yayınları da bu anlamda takip ederek, e, okuyarak, dinleyerek ve bir düşünce ortaya koyarak da ben bunu ifade etmek isterim. İslam ve Türkiye birbirine yakışan çok güzel iki bir kelimedir. Dolayısıyla evet Müslüman milletler ya da halklar Türkiye'nin e, Türkiye'yi bir umut olarak görüyor. Bir. İkincisi mazlumlar. Bir Dini var, dili, değil. ırkı ne olursa olsun. Ezilenler evet onlar da gözünü dönmüşler Türkiye'ye bakıyorlar, yüreklerini açmışlar Türkiye'ye bakıyorlar. Dolayısıyla bu kervan yürüyüşe geçti bu kervan yürüyüşe geçti. Bu kervanın durdurulmaması lazım. Evet. Durdurulmaması lazım. Tarihten alınan ilham, inancımızdan alınan ilham ve kendi bulunduğumuz topraklardan aldığımız güç ile e, bu yürüyüş mutlaka sürmeli, sürdürülmelidir. Bundan hareketle Müslümanların berettiğiniz belirttiğiniz hadis-i tekrar söylüyorum. Kişi arkadaşın dini üzerinedir. Sağlıklı düşünmeyen, ezanından, vatandan, bayraktan yana tavır koymayan, yoksuldan, yetimden, duldan yana tavrını koyamayan, insana canlıya, çevreye, tabiata saygı duymayan kimselerle Müslümanların yol yürümesi mümkün değil. Tabii onların da topluma kazanılması noktasında bir çalışma elbette olmalıdır. Biz Hitler değiliz ki fırınlara adam atalım. Biz Fransız değiliz ki Cezayir'deki tavukları bile öldürelim. Biz İngiliz değiliz ki Mısır'daki Osmanlı askerlerini katran kazanlarına atalım. Biz o çeteci e, Ermeni çeteleri gibi değiliz ki hamile kadınların karındakiler çocuklarını birlikte öldürelim. Hayır, hayır, biz Müslümanız. Oldu canım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli tv izleyicileri, bir düşünecek senin programının sonuna gelirken programımızı yaratılan severiz, yaratandan ötürü felsefesinin ruhunun tekrardan bu topluma hakim olması doğasıyla olsun ki bu toplumda ne olursa olsun fikri, inancı, rengi, ırkı, milleti her ne olursa olsun yine bizler birlikte yaşamaya devam edelim ve devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki Düşünce Ekseni'nde programında görüşmek dileğiyle.